yetiştirmiyor şuradaki denavuş. Taşı yüzden uzanabiliyorsun bak şuradan. Bizim canımız yok hiç mi? Vay vicdansızlar vay. Vur. Vur vur duruyor da tam durup değil. Tamam şu alttakiler var. Toplan toplan kafanızı kırarım hemen dışarı toplan. Hayırım hayırım dışarıdan. Kapıya basarız beni de götürün beni de. Para değil dede doğru söylüyor. Niye kalkamıyorsun sen de toplan işte. Yok bu görmediklerinden hiçbir şeyimiz yok toplayıp da yapalım, yiyelim, yapmamışlar hiç. Nice alma var mı? Kalkmasınlar, hoşop yapsınlar. Kışın kime versen yerine. Lakin ne ona bakan var ne buna bakan. Diplerini de yapmamışlar ki. Hep bunları ben yetiştirdim, ben. Bu meyveleri hep ben yaptım, yavrum ben hep. Hep yetiştirdim buradan. Ne bu? Böyle böyle. Elimden gelmedi uyuyordu. Kırık kırmaz, kırık bir sarma, bir ses gelenleri kurtarma. Aman yarabbim. Artık gözümün gördüğünü yapardım. Heh. Üç kere harbe gittim, üç kere. Üç kere. Geçtim de burayı bak. Çel izi burası çel. Burayı soktum taşırı. Çaylara yıktım. Harma yaptım. Ev yaptım buraya. Neler gördüm. Daha ne yapacaktım. Gündüz devamlı. Ne bu madala yatar. Ne kreveti bundan çıkardı. Yani baba ya şu kreveti çıkart. Yok oğlum bir gelen olursa ne der? Ya gelen olsa krevetli mi geleyim baba? Yok ben çıkartmam bunu. Bana bir devlet attı. Nereye gitsem? Buyurun buyurun komura. Nereye gidiyorsun ya? Gittik oturalım biz muhabbet yapalım. Bağırlar. Yine kendi mi bağırı taşıyorum bilmem bir kaç yaşımda. Taşıya basam diyeceğim ben. Ya inan kümürün bakarsınız bana. Ağzımıza pisler çok bilmem nedir. Kendimizi taşıyor, kendimi gezdiriyorum, daha ne yapacağım? Allah'a şükürler olsun. Püreyi vuruyordum, püreyi. Geldikten sonra bir şey kalmadı, hepsi uçtu gitti. Keklikten, tavşandan, öteden, böyleden geçilmiyordu. Öğrenler gayrına sır oldu, gitti. Gece İskilip'e giderdi, sabah ışımadan geliyordu. Dede iyi dedi. İşini şeremet görerdi. Gittiği yerde eğlenmezdi. Yiğidi dedi de. Daha halen yani o gözü gözlüyor. Oğlana da, bize de, kendi de. Yututtu muydu? Bizi sürükleyip gidiyor. Allah'a sarışmalı. Ye. Ne aradı? Çalışırsan açık anahtarlar söylemesinler seni. Hadi eskiden de bu yokluğuna çok uğraşmış. Yani bu zavallı, yokluğu babam çok görmüş. Neler gördü, neler geçtik mi? Faizine. Aklım başıma gelmemesi, yutturdum, yutturdum. Ne yaptıklarım aklıma geliverse ya. Gelmiyor. Çocuklarımızın ismini hep bu koydu. Severik dedemizi her zaman da severik. Yine de severik. O bizim başımızın tacı. Ya. Bu babasının adını koydu. Biz ya. Buralara gelmezdik. Bu duruma olmazdık yani. Belki köyümüzde hiç adam kalmayacaktı ya. Savaşta. Bunun sayesinde kurtuldu da bu kadar milletimiz ya. Ayakta kaldı. Allah o bizim paşamız. Uzun uzun ömürler versin. Başımızdan eksik gitmesin.
Ama büyük paşanızım diye. Ben de diyorum yaşa baba diyorum paşamızsın. Hamama gidiyordum. Bu sene hamama gitmedim. Ondan mı? Bu dizlerimiz sancıcı yapıyor. 6 sene askerlik yapmış ama kaç sene savaş dönemi ne bileyim ben mesela. Evvelce sormadı bana. Var mıydı yok muydu? Mesela. Biz böyle olacağını bilmedik mesela. O da bize anlatmadı oturup da böyle. Oğlum şöyle oldu, böyle oldu mesela. Şunlar havada savaştık şöyle oldu, böyle oldu demedi bize. Mesela biz de sormadık, izlemedik. Sonra aklımız başımıza izledi, ölmüş bitti. Hatırlamıyorum şimdi. Gavur geldi Haymani'ye, dayandı. Lan bunun bu ardını kestireyim, bu düzen buraya. Sen de orada başka yer mi yok da bunun ardını kestirdiler dedim. Orada nasıl sürdüysen denize kemasını doldurduk arkadaş. Aaa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 
arkadaş. Derse ne yaparlar? Her şeyin bir şeyi var. Öyle ağlayarak gelseydik, nasıl sonra elhamdülillah, gülerek, şey olarak geldik elhamdülillah. Lakin ağırdan darbe gittik, duman çöktü, orada yapamadık. Orada yolun üzerini biliyor, biz yol bulamadık. Bizim askerimizi kırdılar orada 5-6. Toplar ne kaldı, asker geldi, bir gündüre sürdük ki, gelemme. Onlar orada bize püslük yaptı. Hiç başka görmedim. Hamdolsun nereye gittiysem hep serdik. Babamız mesela o tertip olmasaydı biz tabii şimdi olmazdık. O tertip mesela çalışmış, çarpışmış, düşmanı kovmuş toprağımızdan. Ondan sonra biz de meydana gelmiştik Allah'a şükür olsun. Şimdi tabii biz de kovmak kolay kolay toprağımıza, düşmana. Ne mutluluk bugüne. Devletimize, milletimize. Cenab-ı Allah acılarını göstermesin. Bu işi belagede bir daha başımıza da gitmesin mesela. Zaten babam namazında, duasında vatanıma, milletime ya Rabbi zavallıma hur yaşasın. Başka duası yoktu. Şükürler olsun elhamdülillah. 30 sepet arı vardı, karı vardı, hepsini yürütürdüm. Karı da yok, karı da yok. 100 davar vardı, arkadaş. 100 davar vardı, 30 koyun vardı. Harptan konuş, harptan oraları bırak, harptan konuş. He? Arıda, şurada, şurada ne yaptıysan harplardan konuş, harptan. Bırak bu şu davar işini, mal işini bırak. Harptan konuş. Nereden aklıma geldi, öyle konuşayım ben, ne bileyim ben. Konuştum işte, konuştum attığım şeyleri konuştum. Gavulları serdim. Bilmem ne ettim. Daha ne yapayım canım, elimden geldiyse bu harba gideceğinizi sen gidebildiğim yere kadar serdeceğim. Galiba mı? Rabb-i Teala vücudumu ve kuş gibi işte yapayım. İsterseniz yola düşürüm, gidelim beraber. Dedem meşhur. Şimdi işlerinde en sağlam, en dirisi de bu. Çanakkale Savaşı'nda ben İstanbul'da talim görüyordum. O vakitte Almanlarla beraberdik mesela ki, Alman Harbi'nde. Ondan sonra bizi 4 tane orduya taksim ettiler, 50'şer kişi. Biz 50 kişi Irak'a düştük. İşte biz başladık yenileyen savaş yapmaya. Biz de artık mesela 10.000 kişi, 5.000'e gitti falan. Kaldık 5.000 kişi. Sonra kumandanlar dediler ki de bize mesela ki çaresi yoktu falan dedi. Teslim olacağız dedi. Yani teslim bayrağını kaldırdık. İngilizlere teslim olduk. Ondan sonra artık orada bir sene kadar durduk orada. Ondan sonra bir şey gelişme yaptılar. Onların da esirleri var bizde. Bizim de esirlerimiz var onlar. Şimdi bizimkileri onlar verdi. Onlar bunlar biz verdik mesela. Verdik ama biz bir şeyden İstanbul'dan bir şey haber mi yok ki? İstanbul gitmiş, Alman şey Yunan dolmuş, Ermeni dolmuş. Şimdi
Biz kendimize göre memleketimize gidiyoruz. Ya buradan şey sevinerek geliyoruz biz İstanbul'a mesela. En uzak denizlerden İstanbul'a geldik neyse 22 günde. Tümeli. Neyse bana 3 ay izin verdi mesela şeyde Esaret'ten geldiğim için. 3 ay sonra Atatürk'e asker olduğumu söyledi. Sonra biz gittik. Sözüm söyledi bu talibe. Duran geldi bu bizim olduğumuz yerlere mesela ki kendi oldular diye yerde yatmış uyumuşlar mesela. Biz gece yarısı. Velilerken ta şey İzmir'e kadar götürdük Yunan'ı. İzmir'e girdik, İzmir'e girdikten sonra tabii açız bize bir karavana geldi. Karavana geldi ama karavanın üzeri kurt, ufacık kurtlanmış. Bembeyaz kurt üzeri mesela ki. Ondan sonra daha yeni İzmir'e şey diyoruz. Ondan sonra doktoru çağırttık lan. Doktor geldi. Ne yapsın doktor? Başka yok ki. Sonra bu dedi ki bize zaten biz açız bize acır duruyoruz ya karşılığın. Olsa da olmasa yiyecek kurtuna mutluna bakmayacağız dedi. Sonra o da baktı dedi. Çocuklar dedi yiyin dedi. Kendisine olmuş zararı yok ona falan dedi. Öyle döndü. Savaş yılları 15 yaşında seferberlik ilan edilmiş. Ankara Polatlı'ya asker olmuş. Arabasıyla kendi arabası atı varmış. Arabasıyla oraya gidiyor. Polatlı'dan Kütahya Hastanesi'nde çalışmış. Orada şehit çekermiş geceleri. Mangal Tepe diyordu. Orada çok fazla şehit düşmüş. Sabaha kadar şehit taşırdım diyor. Ki gündüz hani asker görüp de morali bozulmasın diye gece taşırlarmış. Sonra işte süvari olarak Yunan'ı İzmir'e dökenlerden zorluklarla aldık dedi kendisi. Aç kalırdık diyor üstümüz başımız böyle hiç asker olduğumuz belli değildi diyor yani. Dökülüyordu üstümüz başımız öyle savaştık diyor. Çok ot yedik diyordu sadece Konya gönderiyormuş. Bu Konya bakardı. Başka yer kalmadı. Her taraf Yunan aldı. Yumruk kadar ekmek, çamur. Yumruk kadar. Var, o da varsa. Ondan sonra bir arkadaş şehit olacaksa onun silahını alacağım. Silah yok. Ben Yunan'la yapamam dedi. Kemal Paşa. Ondan sonra çocuk çocuk millet bir puan kursardı. Allah Allah. Seferberlik. Dünya karardı. Kemal Paşa düştü. Ne gördüyse. Ondan sonra kalktı. Bunların hiç kimse hakkından gelemedi. Ne gavur ne şey gelemez. Yok. Harp edeceğim dedi değil mi? Hı. Sağ olsun. Üçek gündür gele yok. İstanbul'un oralarda adam kalmadı oğlum. Benim yanıma geldi. Hep fotoğraf çektiler gittiler. Dede, Şeyh Köyü'nde var ya yukarı Şeyh Köyü. Şeyh Köyü var ya Şeyh Köyü. Orada Armut Festivali'ne seni davet ediyorlar. Gidersene, giderseniz götür giderim oğlum. Mesela, güreşe davet ediyorlar seni, güreşe. Bakarız şöyle biz, nasıl kulaşmıyor ki bizi. Ağzımızda. Festivale geç kalıyoruz festivale. Bizlere giz yok dersiniz, getirirsiniz. Maşallah daha iyisin de iyisin hadi. Bunları götürelim daha. Gidip geliyordu. İyisin maşallah iyi hadi. Bunları. Şu taraftan mı gidelim? Nereden giderseniz oradan giderim. Ben bir yeri bilmiyorum hadi.
yaşı cephede Ulu Önder Atatürk'le birlikte savaş yaparak bizlere bu toprakları kazanan, bu toprakları hediye eden gazimiz Çatkaralı Ömer Küyük alanımıza şeref verdi. Kendilerine alkışlarla hoş geldin diyoruz. Alkışlar sevgili seyirciler. Alkış, alkış, alkış. Teşekkür ediyorum. Neredeydin iki gündür, nerede? He? Dün geldim yordun, neredeydin dün? Azıcık sonra Güleş'e gittim. Güleş'e mi gittin? Ne yap Güleş miymiş bu ya, şimdiden sonra? Hastane istiyorum. Hastaneye mi? Şey istiyorum, hastane. Yapmıyorlar mı? Daha söylemedim. Ha. Mektebi söyledim, mektebi yapıyorlar. Aferin, gördün mü? Mektep yok, mektebi sevdiler, istedim, yapmışlar, yapıyorlar. Vardın mı mektebin yanına? Vardım. Maşallah, maşallah yine, maşallah o kadar olduysa. Geldik. Ama bizim köprüyü yaptırmıyorsun bak şuraya. Nereye köprüsü yok? Bana hayır, şuraya geçemiyor ki ya. Aşağı köprü, böyle aşağı gidiyor. Bak işte. Oldu oldu, tamam öyleyse oldu. Sıra gelirse, sıra geldikçe aklıma geldikçe diyelim. Vay, sıra gelmeye bakayım, kalan gideceğim bir yere diyorsun ya sen. Dedeciğim, sana mektup gelmiş. He? Mektup gelmiş sana. Hoş sevgili dedeciğim, Ömer Küyük, Atatürk'ün önderliğinde ülkemiz için yaptığınız kahramanlıklar sayesinde kurduğunuz ülkeme yararlı bir birey olma çabasındayım. Eğer siz milletimizi kurtarmış olmasaydınız, biz şu anda bağımsız yaşıyor olmayacaktık. Ama duyduğumuz kadarıyla bir çoğunuz zor ve layık olmadığınız şartlar altında yaşamaktasınız. Oysa bu ülkedeki her şeyi size borçlu olduğumuzu bilmeliyiz. Sizleri hatırlamak yaptıklarımız... Ömer Küyük şu anda aramızda arkadaşlar. Onu sınıfımıza davet ediyorum. Nasıl öğretmenler, memnun musunuz? Hoş geldin. Merhabalar. Atatürk kaç yılında doğmuştu? 1881 yılında. Samsun'a ne zaman çıkmıştı Atatürk? 1919 değil mi? 1919 yılında Samsun'a çıktığında Kurtuluş Savaşı başladı. Kurtuluş Savaşı başladığında Atatürk genç bir subaydı. Dedi, hatırlıyor musun kaç tane savaşa muhabereye girdin? Ha? Ne kadar harp ettin? Kaç savaş yaptın abi? Şey, gafet edeceğim de. Kampanya gelmiş. Kim? Gavur. Gavur. Bakın arkadaşlar, hayman, başkente kadar girmiş diyor. Haymani düşman. Haymani. Haymana. Ha. Bizi simse topladılar. Yozgat'a topladılar. Yozgat'ta. Atatürk orada telefon etti. Orada paşa var, büyük paşa var. Atatürk Paşa'ya telefon ediyor. Ben dedim mi kimse, ya orduna gitse daha iyi de ölme dedim.
da orada sürüldü. Öyle de denize taktık da. Bir tek bırakmak istedim. Soru soran falan var mı? Eğer sorunuz yoksa biz onu büyük bir saygıyla uğurlayalım isterseniz. Gel dedeciğim. Evet arkadaşlar. ...1937-38 aldı bu madalyayı. Ondan sonra, aldıktan sonra tabii bu maaşa bağlandı. İskilip'e, bankasına bağlıydım. Dedene aileye geldim diye sordum. Dede öldü, ne aile yahu dediler. Ben herif ölmüş, ölmüş, herif ölmüş, herif ölmüş diyorlar. Ben ne zaman öldü diyorlar. Başlıyorlar alasmaya. Bankaya varınca bıçak kağıtlarını çıkarttı, bankacıya verdi. Dede parayı veremiyordu. Niye dedi? Sen ölmüşsün de onun için. Ben gözü kör olacağım dedi. Öldüydüm dedi oğlum dedi. Mezarın kenarını açık bırakmışlar dedi. Zabattan oradan çıktım geldim dedi. Aha şimdi karşımızdayım dedi. Ben bakayım paramı dedi. Veremiyordu dediler. Oradan bize bir yazı verdiler. Bizi Lihos Dairesi'ne gönderdiler. Kağıt verdiler git parayı versinler. Yine vermediler. Tekrar oradan karakola vardık. Karakola olunca oradan anlattık durumu. Hemen şimdi para elinizde dedi. Hemen bu işle kolaydı. Yazıyı verdiler elimize. İskilip gazetesini çağırdılar. Ertesi gün saat 12'ye varmadan bas çektiler. Paranın şeyi geldi yani. Fakı geldi oraya. Dede parayı dedi. Katli surette ben paraya gelmem dedi. Paranı ayağını kesecekler bundan sonra dedi. Paranı evden alacaksın. Geliyor getiriyorlar burada. Ailemi bırakıp gidiyorlar. Allah'a şükürler olsun. Evet. Serbest. Şimdi kal. Allah'a gideceğim. Cumhur Reis'in yanına yani doğru gideceğim. Atatürk'ü okuyacağım. Hemen afaç giderim bilemem ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi işe başla. Yoksa işte atarlar seni. Ceviz mi geleceğim? Ceviz geleceğim. Boş durmayacağım. Hay yavrum, hay. Kendi bıçağı. Hukum ne olacak böyle? Ev yapılmayacak mı? Ne olacak? Ne bileyim ben söyledim bakalım ne olacak? Ne olacak? 7 senedir istedi. 7 sene önce başladı. Ben sağlık ocağı istiyorum, ben okul istiyorum diye. Dede ev de lazım sana dedik, ev lazım değil bana dedi. Benim oturacak kadar evim var dedi, önce okul lazım bana dedi. Benim çocuklarım okusun dedi, çocuklar okulu, vatanı kurtarır dedi. Okulu ne ettin okulu? Okulu yapıyor, yapmışlar. Ya? Yapıyorlar. Para, para pahalıyor. Evin de pahalıyacaktı işte, isteyeydin. Yapsalaya övmedi, yapsalaya. Ben nasıl? Yaparsalar yaptım da yapmasalar. Öyle değil mi? Yapmasalar değil mi? Yapsın ne evi? Ne diyeyim yapmasalar? Ben gebereceğim var. Çorum'un alay kumandarı tabii kaymakam yardımcısıyla birleştiler. Yamukumu gittik. Yakında dedenin evini yapacak dediler. Aha bu yapacak, aha yer yapacak. 3 sene oldu, 3 sene daha halen dediği ev yapacaklar. Herkes için bir şey istiyorsun, kendin için istemiyorsun. Oğulların da kızı bak bu on gelmediler. Babamız bizi adam yurduna koymuyor. Evin istemeyi diyorlar. O evin istesene. Ne diyeyim? Yapayım Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah olma Cenab-ı Allah. Söyle söyle ben utanayım falan. Ne utanması? Söyleyemiyorum. Ben seni aklına getiriyorum. Bilmiyorlar benim ne hal olduğumu. Bilmiyorlar tabii. Bilmiyorlar mı? Öyle şey isteme. Öyle evin istemiyor evin. Ev koşacak bugün üstüme. Kurtulacak. Valiye anlat. Bunları valiye bir daha git de. Gideceğim. Kelkadir'in kumbali geldi. Ben öneririm. Hepsine giderim. Valiye anlat. Bunları böylece.
Kurban aldım babam, öyledi, evimdi. Kalkma, yememiz yeliyor, kalkma. He? Yememiz yeliyor. Ana, anana soracaktım Rami. Buranın kırtlık çok oluyordu, çok. Öyle mi? Şimdi kırtlık yok, kırtlık yok. Bolluk şimdi. Geçtik, hayır, sen bırak, bırak. Aman be. Atatürk'üm, kork Atatürk'üm, Atatürk'üm. Gideceğim. Okumayayım mesela. Selam alem doya doya. Aslan yâre göremedi verme. Her geldin her geçti.
Dedeyi gezmeye götürüyoruz nasıl olsa. Yok yok inşallah inşallah. Hay Allah. Gezip götüreceğiz. Seni görünce hay döndük şurada. Nereye gidiyor şimdi? Nereye? Hamama hamama. Hamama mı? Hamamda ne yiyeceksin? Dayanamam dayanamam. Yok dayanamam. Ya, düzecekmiş bir... düzecek. Her vakit gidiyoruz. İyi bile sen iyi. Yolların açık olsun yolların. Dedem, eline koluna sağlık. Düşmana fırsat vermemişsiniz. Vatanımızı kurtarmışsınız. Allah'a başşükürler olsun. Allah sizin gibileri daha eksik etmesin. Düşmana da fırsat vermesin inşallah. Gel bayım. Bize bir kebap ısmarla da yiyelim kebap, gel. Özledim beni bazı. Sağ olun bizim bak. Otur bayım gel. Geldiler. Dede buyur dede. Kebap. Kurtuluş dedim. Dur o şu ya o. Ben de alıyorum. Nasıl al. Ayran mı içiyorsun mu? Ayran mı içiyorsun mu? Bırak bırak. Ömer amca. Bak. Şöyle bak şu yana. Bize imza verir misin? İmza imza. İmza atayım mı diye imza imza. Şu kağıdı imzalayayım mı diye. Ben de okur yazalım olaydım diye Atatürk'ün yine vekil olacaktım diye. Ben işte ya. Ablarım. Ben ya bir dur ya. Ne? Yaz. Yaz, yaz, imzala ha. Biraz daha. Gel bayım dede. Göremiyorum, göremiyorum. Aynen kot olmuş kalan, ondan göremiyorum. Yenisini alalım sana, yenisini. He? Bu kot olmuş iyice. Yok sen. Yenisini alalım, görersin. Hoş geldin dede. Hoş geldin. Şimdi ben de içebilir miyim? Zekiye muhabbet işler değil mi? Ne yiyeceksin? Çorba mı? Ne? Çorba mı yiyeceksin? Ya. Çalışkandı. Çalışırdı yani. Kimseye muhtaç olmadı. Olmadık. İşte baş başa verdiler. Bizi adam ettiler. Herkesten iyi adam ettiler yani. Düğünlerimizi falan. Herkesinkinden fazla oldu bizimkiler. Yani biz de onun üzerine titriyoruz. O da bizim evimizin direği, gözümüzün bebeği diye. O hani şeyden geliyorlardı ya. Nadir Karaca vardı ya İstanbul'dan gelen. Çok selamı var size. Benim için diyor, dedemin ellerinden öp diyor. Öpeyim elinden. Ayaklarından öp diyor, ellerinden öp. Ben onu çok özledim diyor.
Çanakkale'de şey olmuş artık, görevli olmuş, oraya gidip geliyor. Dedemi çok özledim diyor, geleceğim bir gün diyor. Onun diyor resmi hep duruyor karşımda diyor, astım şeyime diyor. Annesi varmış 90 yaşında. Annemi de getireceğim diyor. Bir uğrayacağım diyor. Selam söyledi. Şey, hava hastanesinden de onu devamlı geliyorlar. Şey kontrol ediyorlar. Hastaneye falan yatıralım falan dediler. Gitmiyor hastaneye de. Evde böyle vakit geçiriyor işte. Gelen giden ziyaret de çok oluyor bize. Hısım akraba da çok. Dışarılardan gelen ziyaret de pek çok. Subaylar geliyor. Elçi geldi. Türkiye elçisi Ankara'dan. Ondan sonra işte gazeteciler geliyor böyle. Talebeler geliyor. Resimlerini çekiyorlar, götürüyorlar. Ankara'dan küçük talebeler bile ona mektup yazıyorlar. Dedeciğim işte sen olmasaydın biz bu hayata yaşayamayacaktık. İşte çok rahatız, şöyleyiz, böyleyiz. İşte o da onlara anlatıyor yani. Çok memnun oluyor gelenden gidenden. Böyle geçiyor vakit. Sayın Yakup Satar, adım Gülbike Mirzaoğlu. Bu işte Gülbike'nin ilk mektubu. TED Ankara Koleji Vakfı özel ilkokulda okuyorum. 10 yaşındayım. Bir köpeğim var ve çok iyi bir ailem var. Yani şu an çok mutlu bir hayat sürüyorum. Bu mutlu yaşantımı size borçlu olduğumu geç de olsa anladım. Siz bu ülke için canını feda ederim dediniz. Sizin hakkınızı nasıl öderiz? Ama biz sizin yolunuzdan gideceğiz. Bu ülkeye yararlı birer insan haline geleceğiz. Bu Türkiye'nin hali ne olacak diye endişe etmeyin. Çünkü bu Türkiye'yi biz kurtaracağız. İnşallah. Evladınız inşallah. Ayrıca size bir soru sormak istiyorum. Siz hiç Atatürk'ü gördünüz mü? Sevgilerimle, saygılarımla Gülbike Mirzaoğlu. Bunu yalan ya. Cevabını verdik mi sonra? Verdik. Sayın Yakup dede seni çok seviyor. O katıldığın savaşları bizim öğretmen söylüyor. Nasılsın? Sağlığın iyi mi? Yakup dede seni dedem gibi seviyorum. Sağsın değil mi? Yakup dede ölme tamam mı? Yakup dede ellerinden öperim. Yakup dede saygılarla hadi görüşürüz. Yakup dede seni dedem gibi seviyorum. Yakup dede vatanı kurtardığın için teşekkür ederiz. Sana inşallah bakan vardır. Seni çok çok seviyorum. Şimdi bizim askerimiz hiç katiyen düşmandan korkmaz mesela. Bizi mahveden açlık. Açlık, susuzluk, elbisizlik bunlar bizi mahveder. Yoksa o yavruların hiçbir yerini bize karşı koyamazlar mesela. Ama geri anlat mesela. O haberleri hiç kaçırmaz. Şu karşımızda da bir komşumuz var. Olduğu gibi aynı gazetede gibi bir spiker gibi onun kulağına gelir. Olduğu gibi onu anlatır. Genelde hep böyle şey dünya haberleriyle cinayet şey kaza falan değil de dünya ile ilgili Irak savaşı ne bileyim siyasi haberlerle daha çok ilgileniyor. Unutmuyor hiç. Her gün soruyor sürekli. Babam işte biz hep bildik bileli hep askerlik anılarını anlatır bize. Biz de hep masal gibi dinliyoruz onu ama yani çok böyle hafızamızı almamışız anlattıklarını. Şimdi daha iyi anlıyoruz artık ama onda azaldı anlattıkları. Oysa hep bildik bileli hep babam anlatır. Yani böyle bir babanın evladı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Yani çok güzel bir şey böyle iftarla benim babam gazi, benim babam son gazi demek çok büyük bir gurur veriyor yani. Allah uzun ömürler versin biraz daha. Gözün içine bakıyoruz. Hani bir şey olacak diye korkuyoruz. Allah hayırlı ömürler versin. Ya. Buraları bulduktan sonra gider.
Ayakkabıların nerede hani? He? Ayakkabıların. Nerede var getir. Ya nerede bulayım ben? Ayakkabılarımı koyacağım, oradan aldılar da aşağı. Gel amca. Üç kere hemen gelin, üç kere. Sabah ayrıldım ben size. İyi günler. Hadi amca geçmiş olsun. Sağ ol. Görüşürüz gene. Baba, su vereyim mi babacığım? Su. Ha. Vereyim mi su? Ver. Abi suyundan vereyim, ağzın çok kurumuş. Beni. Buna bebek gibi işte gözüne bakıp dururum. Babamdan övünürüm yani. Çok. Yüzüne bakmaya kıyamam. Onu inciteceğim diye. Bu da bana öyledir. Çok düşkün. Devlet maaşı var. 3 ayda 500 alıyoruz. Yeni oldu işte 500 de. 2,5 liradan koymuşmuş Kemal Paşa ama o zaman değerliydi diyor. Altındı diyor. Şimdi işte 14 senedir ben yanında kalıyorum. Yani ziyaret eden yok devlet tarafından. Askeriyeden geliyorlar. Paşa geldi. Geçen seneydi. Ayda doktorunu gönderiyor. Hastaneye alalım dediler. Babam istemedi. Evde rahat diye. Haftada bir banyosunu yaptırırım. Arabasıyla. 3 tekerli arabası var. Arabayla banyoya götürürüm. Arabanın üzerinde banyo yaptırırım. Bronşit de var. Astım bronşit babam. Askerlikte zaten felç değil babam. Romatizmaya yakalanmış soğuktan. Ayakkabı yokmuş ki. İncecik bir çarık vardı diyor. O da kuruyverirdi ayağımızda diyor. Ayaklarımız yalın. Romatizma kireçlemeye çevirdi. 27 sene yatağa yani böyle.
mahkum. Gene de şükür diyordu babam. Buna da hamdolsun diyordu. Vatan evlatları yaşasın da bize bakma, çekelim sıkıntıyı diyor. Devlet milletimiz şey olsun diye hep onları düşünür, fedakarlık. Halen ajanları dinledikçe üzülür yani, memleketin halini ne yaptılar diye. Şu halimde beni çağırsalar savaşa katılırım der. Sinirlenir, şiddetlenir. Dede hoş geldin dede. Hoş geldin. Burada mı çalışıyorsun? Abuca hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Elhamdülillah. Tanıdın mı beni? Ben hiç gözlerim görmüyorum. Ya sen nerede oldun? Bıyıklının oğluyuz. He? Meryem'in bıyıklını. Hani tavşanı vurdun yongunda? Meryem hoş geldin. Maşallah hep burada mı çalışıyorsun? Hep burada yok. Köyün yarısı burada köyün. Köyün yarısı burada. Oğlum abi ne için haber hazırladın? Evet. Dede hoş geldin. Gel iyi çalış gel. Ne yaptın? Evine bak. Evin ilik nasıl bu? Görmüyor. Ya nasıl iyi oldu mu bu? Oldu mu? Sabahları korktum size, gelin gel baba bize. Çay kaynadırım size, size. Bizim karnımız dokunma, arkadaşlar börek ister, börek ister. Oy oy. Çocuklar güzelim arkadaşlar. O da şey bak hep aklıma geldi tabii ben. Tertemizleri. Bu nerede? Alamadım. Aç şeyler. Ya kapta değil mi ister? Elbiseleri bir değiştirelim. Nasıl elbiseler bunlar, iyi mi? Değiştirelim, değiştirelim. Bakın şöyle güzel mi değiştirelim? Buyur. Atatürk'e gidelim. Tabii değiştirince gidelim. Böyle gidilirmiş. Buna baksana. Atatürk'ün kabristanına nereye gidiyorum? Allah'a başını ziyaret edeceğim. Ne kadar emek verdik. Benim yerime peşesin dedi gitti. Biz de kocacık. Bilem yok ne içeceğimiz ha. Zırtıca şöyle girdim daha yol yok, gidecek yok da Allah soracak. Yavrular he. Bir harba girmeyince bilmiyorum ne oyun olduğunu. Bir açlık aklına geliyor ne şeylik.
Ye, öf. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ülke içinde ve dışında çok geniş akisler yaptı. Türk tarihinin seyrini değiştiren sonuçlar da oldu. Dilerseniz o sonuçlar kısmını en sona alalım. Hep birlikte. Evet, hem içeride hem dışarıda evet. Çok önemli sonuçlar meydana getirdi. Yani hem Türk tarihi açısından hem dünya tarihi açısından. Sayın Hocam, son bir cümle alalım sizden. Şimdi 30 Ağustos zaferi mazlum ve ezilen milletlere örnek olmuş. Onların kendi ülkelerinde insan haklarına kavuşmalarına da vesile olmuştur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Nerede Gazi dedemiz? Evet, şurada. Şurada geldim de, Fakorbi'ye geldim. Nasılsın? Hoş geldin, iyisin. Allah hayırlı olsun. Allah işte, cırt sağlığı versin. Amin. Şöyle kolan ya. Hoş geldin amcam, öpüyorum elini. Ne yapan, iyi misin? Arkadaşımı görmeye geldim, Ne mutlu, ne mutlu. Sakallarımıza. Görüştüm. Gördün mü arkadaşını görecekmişsin. Gitmedim, gitmedim diyor. Ya. Sağ olsun Allah. Ya, senin ayağına geldi bak. Geldi ya. Topuru vermedik. Allah şübalık mısın Allah? Amin, amin. Duydum, gördünüz uğruma. Allah hayırlı yolculuklar versin. Allah hayırlı olsun inşallah. Tümün yerler yaptık, paralar geldik. Bu oku kurak. Haybariye gelmiş gavur dediler, Haybariye. Orada arkadaş gelmiş de arkasına dolan seyir ayet dedim bunu ben. Orada bir yumbaş varmış, ona sordu. Ben şaşırttım, neydi? Kursun nereden geliyor, nereden dedi o da. Ardını kesin, ardını kesin dedi. Hemen oradan bir sürah uzaklanıp, yallahım, çöründük, kafasını denize çöktük. Bir çekilip bırakmadan öyle hasır kestik orada da. Allah'a başı koydu.
Vereyim mi su? 8 kişiydik bu, 8 kişi. Kaç kişi kaldınız? 3-5 neyse. 8. Eskişehir'de var bir tane de. Elhamdülillah işte böyle gidiyor bakalım. Onu da ziyaret edelim mi Eskişehir'dekini de? Eskişehir'dekinin yanına da gidelim mi? Giderse gidelim, nereye gitmeyelim? Gelmiş değil mi onu da görelim, bir daha ya gördük ya göreceğim. Tamam, onun yanına da gidelim dede. Hadi. Gidelim. O zaman kaç çekerdeki gidelim. Arkadaş, hakkında helal etsin. Helal, helal. Gidip gitme. Hey! 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 Allah tekrar kavuştursun. Evet. Arkadaşın gitti. Sağ olsun gelmiş. Ya gördün mü? Televizyonda görürmüş zaten konuşurmuş. Et yedirin, et yedirin dirilmiş. Et yedirin dirilmiş. Et yedirin diyormuş. Ya. Televizyonda seni görünce o dedi ya et yedirin de kalksın yürüsün dirilmiş. Efendim? Şah abi. Selamun aleyküm. Merhaba, nasılsın? Nasılsın? Merhaba diyor, nasılsınız diyor. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhaba diyor. Merhaba, nasılsınız diyor. İyiyiz herhalde. Nerede diyeyim? Çok şükür. Size hediye getirmiş. He? Hediye getirmiş size. Çok teşekkür, sağ olun. Geçmiş olsun hocam. Allah'ım sağlasın. Zeynep'in ölçtü ya. Ben orada yatağımın üstüne bakmışım. Yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Ben de Gazi dedenin kızıyım. Yapmayın maşallah. Allah şifalık olsun. Çorum'dan gelmiş, bayramınızı kutluyor. Ha. Sağ olun size. Nasıl, nasıl? Güzeliniz, elhamdülillah. Allah şifalık olsun, Allah. Amin. Siz nasılsınız desene. He? İyiyiz elhamdülillah, siz nasılsınız desene. Sen nasılsın desene. Sen nasılsın desene, sen de sorsana ona. Nasılsın, iyi misin desene. İyi misin bakalım sen. O da sana soruyor, iyi misin diye, iyiyim diye. İyiyim, hamdolsun ben, iyiyim. Biliyorsun, gezi yok bakalım.
Konya'da arkadaşı da ziyaret ettim, Konya'da. Şimdi sen kalbinde bir kadar kardeşim. Nerede savaştın, nerede? Harba girdin mi? Sen girdiklerini anlat sen. He? Sen nerelerde yaptıklarını anlat. Nerelerde savaştınız diyor. He? Nerelerde savaştınız? Tamam. Ben çok çok savaşa girdim. Ben üç kere girdim savaşa. Üç kere girdim. Şimdi üç kere. Bir defa bizi gönüllü yazdılar. Başımıza da bir Kürt yüzbaşı var. O kumandan da çok dehşet geldi. Siz nişanımızı mesela ki. O da bize dedi ki çocuklar dedi. Bir askeri de 10 tane gavur öldürmeden ölürse dedi. Ben orada saymam dedi. O kadar nişan. Yani kendisi böyle mecliye atar trak kadar vururdu böyle mesela. Sen ne yasak yaptın mesela? Sonra amirle taburda bir şeyler bulundur mesela. Haliyem yok ki. Siz söyle. Nerede askerlik yaptın diye, nerede değil. Hangi kıtadaydınız? Sana soruyor ya. Hangi kıtadaydınız diye. Ne diyeyim? Hangi kıtadaydınız diye söyleyin. Böyle ben çetem üstünde gezdim. Arda daharına girdim. Orada bizi kötülettiler. Önce Ağrı'da savaştım diyor. Nerede? Ağrı'da. Ağrı. Ağrı? Evet. Ağrı'da. Başka nerelerde savaştın? Onları da anlat arkadaşıma. Arkadaş boyunca basacakla sürdü dediler. Çekildim biz. Oraya sert mevzuya girdik. Geldiler. Top bastılar. Orada hazır dedim. Kafasını öylece kırdım. Anladın mı? Yavrum sonra Allah'a şükürler olsun. Seni buraya bir anda sizi görmeye geldim. Siz de gördük elhamdülillah. Allah vücut sağlığı versin. Arkadaş yapalım. Bizim talih de böyleymiş. Sabahları kurdum size. Size bak şarkı söylüyor. Menet'im seni söylemeyin. Şarkı söylüyor size. Size şarkı söylüyor. Kaynatırım size. Bizim karnımız zaman ben, arkadaşlar böyle gitsin. Atatürk'ün kendisini gördün mü sen? Anlamıyor ki o kartta. Sen sordurursun. Çünkü İngilizler'de İngilizlerle esiriz mesela ki. Esiriz ama mesela ki benim kurşun elimden burada bize bu yana geçti mesela ki ben işe gitmiyorum. Arkadaşlar işe gidiyorlar filan mesela. Canımız sıkılıyor tabii. Kendi kendimiz ki yani biriniz bize bir şeyler söyleyin de bize eğlendirin filan filan diyoruz biz. Sonra ben birisi başladı mesela. Esaretten bahsedelim, derdimizi söyleyelim. Tel örgüsü arasında pek kısa söyleyelim. Yoklamadan vazgeçseler, şu şalgamı vermeseler, bir haftanın içerisinde bak ne olur enseler. Güllaş mısın bey soran, yok mu adedini soran, 10 kişilik bir çadıra, üsaplı bir tek soğan. Yarım kabağı unutma, eti tenekelere atma. Yarım ekmeği bir günün içinde
lübbedene meyubba. Sağ ol. Atatürk'ü gördün mü hiç diye, Atatürk'ü diye. Görmem mi Atatürk, vekil etti beni be. Yerime bakacağım, vekilim misin sen dedi. Dört tane fotoğrafı vardı, takılı. Atatürk'ü görmüş, yerime sizi vekil bırakıyorum demiş. Fotoğrafları da var bende diyor. Şimdi hepsi bunlar mesele değil de Kurtuluş Savaşı'nda düşmana hücum edeceğiz. Düşmana hücum edeceğiz ama acaba düşmanın kuvveti sağda mı çok, solda mı çok? Bunu bilemiyoruz. Yanımda Atatürk'le İsmet Paşa var. Sonra asker yok, asker olarak bir ben varım. Öteki arkadaşlar yanımda 10-11 kişi var ama hep çoluk çocuk, daha ne tarım görmüş, ne terbiye görmüş, ne silah kullanmış. Yalnız kalabalık mesela. Onların da benim yanımda kalabalık olmalarının sebebi benden makineli tüfek var. Yani ben ölürsem makineli tüfek şu arkadaş alacak, o ölçü şu alacağım. Onun için yani silahı almak için benim yanımdalar mesela. Neyse. O vakit mesela çok uzun gidecek mesela. Öğretmenin lüzum yok bu sergi. Buraya otur. Buraya otur, o da misafir de öyle otursun. Yanına otur. Arkadaşların yanına otur. Siz de şöyle otur, anlatmaya iyi olur bari. Şimdi gördüm yüzünü. Abi, abi. Abi. Direkt fotoğraf mı yoktu, öyle savaş ediyordun. Elhamdülillah gösterdi Cenab-ı Allah. Allah rast gitti, konuştuk, şükürler olsun. Helal olsun bize yani. Hakkımızı birbirimize de helal olsun. Ne demek? İkisine helal olsun. Çay içerken siz niye yardımcı olacaksınız? Çay mı kendisi? Kendisi çay. Hükümet bakıyor mu sana hükümet? Çay tepsiye nereye vereceğim? Yok dur, yok dur. Ne yapıyorsam getiriyor mu? Şu böyle şey. Bana sayıp topluyorlar, ne güzel bir zarf geliyor. Şeker yok mu? Ev yaptırmadı, ev yaptırmadı mı? Yapacaklarım şerlerine gibi. Ben de yaptırdım çocuklara. Kaşlısın sen. Kaşlısın diye, kaşlısın. 1317 dedi. Kaşlısın diye soruyu. Tevellüt kaç diye, tevellüt. 16 tevellüt. 1316'ymış. He? 1316 diyor. 1316. Oy. Ben 14. Sen. Ben rahatlıyım, ben rahatlıyım. Siz de şey yapın.
Gidelim mi o zaman yavaş yavaş? Gitme ya öyle var. Daha belki de var acı. Hadi kalkalım o zaman. Kalkıyorlar. Gel bir yere. Bunun oturum niye acele ediyorsun? Tabii gidelim. Gel bir yere. Sen otur. Gidelim. Helal olsun. Helal olsun. Sağ ol. Sağ ol. Tam işte bir şey oldu. Ey Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hadi biraz geçirelim. Yenge Allah rahatlık versin. Çok sağ çok sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ ol, kusura bakmayın. Dede sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Asker arkadaşlarını gördün mü? Hadi gazileri gördüm, gazileri. Gazilere helallaştın mı? Gazilere helallaştın mı? İyi, iyi. Beni beraber sarılıyor. Çok iyi, çok. Çok özledik yahu seni 2-3 günde. Göresiniz geldi yahu sana. İlha baba, İlha. Çok iyisin, çok. Çek pelemini. Bir daha bulamam.